Merhaba arkadaşlar, ben BR Medya'dan Ali Akkuş. Bugün sizlere Ads hakkında bir şeyler anlatacağız. Bildiğiniz gibi internette çok fazla eğitim videosu mevcut fakat bilgi kirliliği de çok fazla var. Kullanıcıların da merak ettiği, tıkandığı bazı noktalar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Fakat konu hakkında bilgisi olmayanlar için de sıfırdan bir anlatım yapmayı düşünüyoruz. Diğer videolarımızda da merak ettiğiniz soru cevapları bulabileceksiniz. Elimizden geldiği kadar bütün sorular hakkında cevap aramaya çalışacağız sizin için. İlk olarak Ads'den bahsedelim bugün sizlere. Ads nedir bilmeyenler için. İnternette ürün satmak isteyen kullanıcıların satış yaptığı bir platformdur. Açık olarak özet geçmek gerekirse. Diğer platformlardan ayrılan özelliği ise Amazon veyahut N11 Türkiye pazarından örnek vermek gerekirse. Vintage ve el yapımı yani el sanatları ürünlerinin satışına izin vermektedir. Yani bu ne demek oluyor? Evde kendi el işi yapıp satmaya çalışan veyahut el işçiliği ahşap üreten tasarımcıların yaptığı çizimler, kendi çizimleri, el ile emek verilen bütün ürünlerin satıldığı bir platformdur. Onun harici fabrikasyon ürünlerinin satışına kesinlikle izin verilmemektedir. İllaki karşınıza çıkıyordur. Bunlar tabii kısa sürede üyelikleri kapatılıyor. Suspend dediğimiz duruma getiriliyor. Ki biz de bunları yaşadık. Hani biz de bu şekilde satış yaptık. Bunları yaşadık. Kapatıldı mağazalarımız. O yüzden bunu kesinlikle önermiyoruz bu şekilde başlamak isteyenler için. Kendileri üretmiyorlarsa bile ilk olarak bir üreticiyle çalışmalılar. İkinci bir sorumuza gelecek olursak Etsy'yi kimler kullanabilir sorusu. Etsy'yi orta derecede İngilizcesi olan herkes kullanabilir açıkçası. Bildiğiniz gibi uluslararası bir platform ve ağırlık olarak %80-85 oranında Amerika'ya satış yapıyorsunuz. Müşteriler gördüğü ürünlerde bütün detaylı bilgileri istiyor. Bu sebepten dolayı yeterli derecede İngilizceniz olması sizin için avantaj olur. Tabii hiç İngilizce bilmeyip çevirilerden de ürün yükleyenler çok fazla var. Bunları da yüklerken imla hatalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış çevirebiliyor, sizin sağlıklı diye bahsettiğiniz ürün detaylarını sağlıksız bir şekilde yansıtabiliyor. Başına gelen arkadaşlarımız da var. İngilizceniz çok iyi değilse bile mutlaka detaylı bir gramer testi yapın. Çeşitli uygulamalar var, bunların da hepsinden bahsedeceğiz. Bunları kullanarak ürünlerinizi yükleyin. Onun harici üçüncü sorumuza gelelim. Etsy'de kimler satış yapabilir? Etsy'de el emeği üreten ev hanımı, veyahut hobi olarak herhangi bir aktivitede bulunan bir ürün çıkaran herkes Etsy'de satış yapabilir. Örnek vermek gerekirse sabah 8-5 çalışan bir memursanız bile akşamları kendi evinizde atölyenizde birkaç ürün üretiyorsanız, örnek veriyorum ev dekor ürünü üretiyorsanız bunları satış yapabilirsiniz. Genelde şu şekilde olur, stoklu çalışılmaz Etsy üzerinde hani el emeği olduğu için siparişe göre üretim yapılır. Bu sebepten dolayı size sipariş geldiğinde sipariş süresini belirtirsiniz listelediğinizde. Bu şekilde ürün satıldıktan sonra üretime başlarsınız ve ürününüzü kargolarsınız. Yani Etsy'yi herkes kullanabilir açıkçası. Diğer bir sorumuz ise Etsy yasal mıdır sorusu. Bu soru da çoğu insanın merak ettiği bir soru aslında. Tabii ki de yasaldır. Şu şekilde oluyor. Şu an devletin de destek verdiği ihracata yönelik programlar var. Yani vergiden muafiyet belgesi alıp bu şekilde Etsy üzerinden veyahut Amazon üzerinden de satış yapabiliyorsunuz kendi ürünlerinizi. Bunlar hakkında da detaylı ayrı video çekeceğiz. Nasıl alınır, nasıl yapılır, hani ne işe yarar, Etsy muafiyet belgesi. Hiçbir sıkıntısı yok açıkçası resmi olarak. Küçük satışlar yapıyorsanız ilk aşamada tabii buna da gerek yok. Devletin belirlediği teşvikler var şu an ihracata yönelik. Bunları mutlaka gözden geçirip sizler de kullanmalısınız, faydalanmalısınız bu gibi etkinliklerden. Diğer bir sorumuz ise Etsy için şirket gerekli mi? Etsy için şöyle, ilk aşamalarda tabii ki satış potansiyelini bilmediğiniz için şirketinize gerek yok. Şirket kurmanıza gerek yok Türkiye içerisinde. Fakat satışlarınız beklediğinizden fazla geldiyse mutlaka şirket kurmalısınız. Yine tekrardan devletin verdiği teşvikler var. İhracata yönelik yani vergiden muaf tuttuğu %0 KDV ile fatura kestiğiniz yeni sistemler mevcut. Bunlar hakkında dediğim gibi detaylı bilgileri vereceğiz. Siz de bu şekilde faydalanabileceksiniz. Önemli olan tabii ki bu aşamada ilk olarak kurulumunuzu yapmak. Yani satış yapmaya başladıktan sonra aslında resmi prosedürleri her türlü halledersiniz. Her türlü işleyişe koyarsınız. Gümrük muhasebecisiyle, normal muhasebeciyle görüşüp resmi işlerinizi de bir gün içerisinde halledebilirsiniz. Etsy'ye ürün nasıl eklenir sorusu. Etsy'ye ürün eklemek için ilk olarak satacağımız ürünün birkaç tane fotoğrafı olması gerekli. Aslında Etsy'nin bizden istediği standart prosedürler var. Onlara uygun davrandığımızda aslında kullanıcılara yönelik daha çok artı pozisyona geçeriz.
sıralamada da aslında bize katkıları olur görsel olarak olumlu yansıttığımız için. Elimizden geldiği kadar 4-5 adet her pozisyondan ürünün fotoğrafını çekmelisiniz ve netliği çok iyi olmalı. Tabii imkanınız el verdiği sürece bunu düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Ürünlerinizi düzenlemelisiniz. İmkanınız varsa yaptığınız ürünün yapılış videosu, bitmiş hali, hani before after dediğimiz video çekimini yapabilirsiniz. Ürün fotoğraflarını koyarken araya bir tane video da ekleyebiliyorsunuz. Diğer dikkat etmemiz gereken şeyler ürün eklerken kategori seçimi, yani A ürününü B kategorisine koyduğumuzda ürünümüz çok az görüntülenme alır. Niye? Çünkü farklı kitleye farklı ürünü yansıtmış oluyoruz. Bu sebepten ürün eklerken de kategori kısmına da dikkat etmeliyiz. Diğer bir yandan listeleme yaparken gözümüze çarpan farklı listing seçenekleri var. İşte nerede kullanılır, hangi odalara göre, kimler kullanabilir, hangi mevsimde kullanılabilir gibi. Hani örnek vermek gerekirse, çünkü kategoriden kategoriye de değişiyor. Veyahut ürün içeriğinde hangi bileşenler var? Seramik mi satıyorsunuz, ahşap mı satıyorsunuz? İçerisinde hani plastik mi var? Bunların bütün detaylı içeriğini seçebildiğiniz, bileşenini seçebildiğiniz seçenekler de mevcut. Elinizden geldiği kadar veya genel olarak bildiğiniz kadar bu seçenekleri de mutlaka seçmelisiniz. Diğer bir önemli yer ise açıklama yazısı. Açıklama yazısı elimizden geldiği kadar müşterilere ürünümüz hakkında bütün detaylı bilgileri vermeliyiz. İlk başta da bahsettiğim gibi yanlış anlaşılabilir içerikler müşterilerin ürünü satın almamasını sağlıyor. Yani siz gizli kutu bırakmayın ürün açıklamasında. Yani bunu da adamlar alınca görsün. İnsanlar bunun hani sonradan fark etsin. Ya da bunu yazmasak da olur demeyin. Çünkü yabancı müşteriler bütün detaylarını inceliyor. Bütün detaylarına göre alışveriş yapıyor. Hatta sizin yazdığınız bütün detayları yazsanız bile çok saçma sorularla da karşılaşabiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı en ince noktasına kadar, hatta imkanınız varsa yapılış aşamalarını, hani aşama aşama bile yazabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir porselen satıyorsanız, el yapımı bir porselen, bu makinede yıkanabilir veyahut bunu çocuklar kullanabilir veyahut şu şekilde sağlıklıdır, şu şekilde işte şu topraktan üretilmektedir gibi. En ince detayları bile vermeniz size artı sağlar açıkçası. Bu yüzden yaptığınız ürünlerin, eğer bir el işi yapıyorsanız, iplik markasını yazmayın tabii. Fakat kalitesini yazabilirsiniz. Mesela A1 kalitesi, A2 kalitesi gibi. Bütün detayları yazarsanız sizin için olumlu bir dönüş olacaktır. Etsy'de sipariş sonrası kargo gönderimi nasıl yapılır? Şu şekilde oluyor. Bildiğiniz gibi çeşitli lojistik firmaları var, aracı firmalar var, büyük kargo firmalarıyla çalışan. Biz şu şekilde çalışıyoruz genelde. Anlaştığımız bir şirket oluyor. Bunlar bize fiyat listesi veriyor. Bizim de Etsy Türkiye yardımlaşma platformu için şu an görüşmelerimiz devam ediyor kargo firmalarıyla. Hatta oradan örnek vereceğim size. Firma bize liste verir. Kiloya göre ve büyüklüğü, desiye göre fiyat listesi verir ve ülkesine göre. Biz ürünümüzün en, boy, en çarpı, boy çarpı, yükseklik bölü 5000 yaparak ürünün desisini buluruz. Fakat gönderim yaparken desi bazen hesaplamaya alınmaz. Kilo fazlaysa kilo hesabı alınır, desi fazlaysa desi bakımından fiyatlandırma yapılır. Yani hangisi yüksekse, mesela desi 20 fakat kilosu 10, desiye göre fiyatlandırmayı yaparsınız. Örnek veriyorum, 10 kilo geldi. 10 kilo Amerika'ya kaç euro? Örnek veriyorum, 60 euro yollayacaksınız ürünü. Şu şekilde olur. Firmaya bilgisini veririz. Consumento dediğimiz bir form var. Consumentosunu doldururuz. Bu Consumento'da müşterinin alıcı bilgileri, adres bilgileri, mail adresi, ürün ne, ürünün değeri ne kadar, ürün hakkında bilgiler. Bu liste olur. Bu listeyi de kargo firmasına mail olarak geri atarız. Onlar da tabii firmadan firmaya da değişiyor. Bazıları bize bir barkod numarası yollar. Bu barkod numarasını çıktı alıp kargonun üstüne yapıştırırız ve onların deposuna yollarız. Bazıları da Consumento'yu yolladıktan sonra bize bir kod numarası verir veyahut alıcının ismini yazmanız yeterli olan, hani yeterli de, o şekilde yollarız kargoyu. Depoya 1-2 gün sonra ulaştıktan sonra 2 gün içinde, maksimumda 3 gün içerisinde Amerika'ya, alıcıya teslim edilir ürünler. Aslında hızlı bir ticaret dönmekte kargo konusunda da. Hani ekspres olduğu için 3 gün içerisinde maksimum gidiyor Amerika'ya. Kanada'ya da aynı şekilde. Fakat Doğu ülkelerinde bazen aksaklıklar 5 gün 6 güne çıkabiliyor. Tabi bu firmadan firmaya göre de değişiyor. Her gün kargo firmasından çıkış yapılmayabiliyor. Ama artık hani bildiğiniz gibi sektörde geliştiği için mutlaka günlük 2-3 kere çıkış yapılmakta.
O yüzden ilk olarak dikkat etmemiz gereken ürünümüz satalım. Hani ürünümüzü nasıl satabiliriz? İlk odaklanmamız gereken nokta bu aslında. Ve kargo fiyatını nasıl belirlemeliyiz? Bunlar için tabii hepsi için ayrı bir video çekeceğiz. Nasıl hesaplayacağız, nasıl yazacağız? Yine size bahsettiğim formül ile de ilerleyeceğiz. Ürünümüzü sattıktan sonra kargolaması aslında çok basit. Hani önemli olan ürünü satabilmek. Ürünün satışını verdikten sonra kargo bir şekilde hallediliyor. O konuda zaten bizim kurduğumuz platform üzerinde de herkes birbirine destek sağlıyor. Nasıl yollarız, nasıl yaparız gibisinden. Ki bu konuda da biz de destek vereceğiz. Anlaştığımız kargo firmaları da bize danışmanlık desteği verecek. Daha doğrusu göndermek isteyen yeni müşterilere danışmanlık verecek ücretsiz bir şekilde. Bakalım görüşmelerimiz sürüyor. Sizleri de bundan haberdar edeceğiz. Diğer bir başlığımıza gelirsek, müşteriyle iletişim nasıl olmalıdır? Mağazanızı açtığınızda, ürünlerinizi yüklediğinizde illaki karşılaşacağınız müşteriler olacak. Bunlar size özel mesaj atacak. Örnek vermek gerekirse 120 santimlik bir çalışma masası satıyorsunuz. İşte ya ben bunu duvara monte edeceğim, bunu 100 santime indirebilir miyiz? Veyahut bunun kalınlığını 2 santim daha arttırabilir miyiz? Veyahut enini, boyunu, şurasını şöyle değiştirebilir miyiz gibi mesajlar gelmeye başlayacak. Ahşaptan örnek vermek gerekirse. Tabi bunlara saygı çerçevesinde mesaj atmalıyız. Hani böyle kaba bir İngilizce tabirle de yazmamalıyız. Direkt çeviri sistemiyle de aslında düzgün bir Türkçe ile çeviri yaptığınızda net bir bilgi, cevap verecek kadar bir cümle çıkartırsınız. İngilizce bilmeyenler için konuşuyorum. Türkiye'de gece saatlerinde, Amerika'da yeni akşam olmaya çalışıyor. Akşam olunca da hani prime time dediğimiz en çok alışverişin aktığı zaman aslında devreye giriyor. Hani gece uyanıksanız aslında sizin için daha avantajlı bir durum. Hızlı bir cevap verme durumu olabilir. Çünkü siz 1 saat 2 saat geç cevap verdiğinizde müşteriye, o müşteriyi kaçırma ihtimaliniz olabiliyor. Yani sizinkine benzer ürün satanlara da mesaj atmış olabiliyor. Müşteri başkasına gitmiş olabilir. Elimizden geldiği kadar müşteriye şu şekilde yardımcı olayım, şöyle yapayım. Veyahut indirim isterse hani normalde indirim tanımlayamıyorum. Sizde %10 indirim kuponu uygulayabilirim gibi. Sizleri sıkıntıya sokmayacak derecede ilk başlarda indirim uygulayabilirsiniz. Çünkü ne kadar referansınız olursa mağazanızda o kadar hızlı yükselirsiniz açıkçası. Hani bestseller'a girme imkanınız o kadar hızlı artar. SEO harici de satış yaparak da ön plana çıkmanız mümkün. Bunu kullanan çok fazla aslında ülke var. Örnek vermek gerekirse Çinli satıcılar bunu sık sık kullanıp kendi ürünlerini bestseller sekmesine sokup hani çok fazla satış yakalayabiliyorlar birbirlerini destekleyerek. Tabii ne kadar etik onu bilmiyoruz. Etik midir onu da, onun hakkında da bir şey diyemiyorum. İlk videomuzdaki sorular bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Facebook üzerinden Etsy Türkiye Yardımlaşma Platformu grubumuzu da takip etmeyi unutmayın. Onun harici Instagram üzerinde, Telegram üzerinde de kanallarımıza katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Merak ettiğiniz soruları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videolarımız sık sık yakında gelmeye devam edecek. Bu ilk videomuzda, deneme videomuzda açıkçası hani birkaç soru toplamıştık. Kullanıcılarımızdan, WhatsApp grubundan, Facebook üzerinden sorular geldi. Diğerlerinde artık stabil bir şekilde program oluşturup o şekilde ilerleyeceğiz. İlgi için teşekkür ederim. Umarım siz de güzel satışlar yaparsınız. Kendinize iyi bakın.